Selam hepinize, günaydınlar. İnşallah hepiniz yine iyisinizdir. Benim sesim yine yorgun geliyor. Biliyorsunuz ben normalde hani bu yaz dönemi annemlerde bayağı bir kalıyorum. Kendim evimde hani canım sıkılıyor diye orada kalıyorum. Dün akşam işte annemle benim evime geldik. Çünkü bugün benim evime tamirci gelecek. Benim duş başlığım, benim duşum zaten önce göstermiştim. Bana özel, hani engellilere özel bir duş ama çok eski, sürekli akıtıyor ve başlığı da kırıldı. O yüzden şey yaptım işte, tamirci çağırdım. Yani daha doğrusu devleti aradım ve böyle onlar bir tamirci yolladılar. Bugün geleceği için mecbur bugün bende kaldık. Sabah 8'de de benim komşuların, 8 bile değildi arkadaşlar, 7.30 falandı. Benim komşuların çocukları yine başladı. Artık dayanamadım, komşuya mesaj attım. Dedim hani 5 tane çocuğum var, okey. Ses olabilir. Anlıyorum ama dedim yani bu zıplama nedir ya? Hani öyle bir zıplıyor ki ben yataktan sıçıyorum dedim. Tamam falan dedi, daha ses olacağız dedi. Hiç sanmıyorum. Annem de gitmiş. Onun randevusu vardı. Daha biraz önce uyandım ki gitmiş. Yani. İnşallah tamirci de gelir yapar yani. Aradım ama sürekli diyorlar ki işte duş o kadar eski değil. Cadır cadır. Ya diyorum benden önceki kadın bunu kullanıyordu. Kadın bir 10-15 sene öne kalmış. Şimdi ben varım 2 senedir. Bakalım. Ben özel diyetisyenle diyete başladım. İşte böyle ara öğününde çok bir şey yok. Sular falan var. Bu da kahvaltım. Hatta diyetisyenimin şimdi Instagram'ını şu bir buraya etiketmeyeceğim. Annem de kıyamam. Gitmeden önce evi böyle bir toplamış. Ondan sonra kahvaltımı da buraya bırakmış. Ben çok hani sürekli diyetteyim biliyorsunuz. Hareketsiz olduğum için hani mecbur hep diyete girmek zorunda kalıyorum. Ama bu beraber çalıştığım diyetisyen şu an benim için en faydalısı oldu. Hani diyetisyen olunca nasıl bir gaza geliyorsun, yani yapmak zorundaymışsın gibi hissediyorsun. Ayrıca verdiği şeyler de hani hem sevdiğim şeyler hem de zor yani olmuyor. O yüzden yine diyorum kızım, ben buraya Instagram'ını etiketleyeceğim hani merak edenler için. Ama bayağı bir kilo veriyorum arkadaşlar. 2 ay sonra bomba gibi olacağım, size söyleyeyim. Annem bayağı mutfağı falan temizleyerek gitmiş. Biraz dağınık bırakmışım ben. Ay. Benim evimin güzel yanı arkadaşlar, hiçbir şekilde hani güzel bir şey aslında, şimdi güneş almıyor ama onun sayesinde evim çok serin. Annem, ay annemin evi çok sıcak. Bana size göstereyim duşunu. Şu başlık şurada kırıldı. Ve çok eski. Durun ışığı açayım. Bu benim diyette değilken yediklerim. Evet dediğim gibi bakın. Başlığın duşu, duşu şu an duşun başlığı şöyle sürekli kırılıyor. Hani burada da sürekli akıtıyor. Hani duş da çok eski. İnşallah gelip tamir ederler ya. Bir de baksanıza ya, duvarların gerçekten gün geçtikçe kötü oluyor. Çünkü hani şey yok ya, camları açamıyorum. Açamayınca da havasız kalıyorlar. Sözde bu sene camları değiştirecekler. Güneş almayan evime bir iskele kurdular. Bahçeden göstereyim. Sözde işte bu kapıyı da değiştirecekler, zor olduğu için camlarına bakın, böyle küçük bahçeme iskele kurmuşlar. 2 aydır bu iskeleyi bekliyorum. Hani en kötü şey devlet evi olduğu zaman onları beklemek ve çok yavaşlar. Bu şekilde artık bahçem çıkılmaz hale geldi. Yani bu yazda kesinlikle bahçeye çıkamayacağım. Adam geldi şimdi, duşu deniyoruz ama gördüğünüz gibi bayağı bir alttan böyle akıtıyor. Bazen de ben duş alırken mesela yarıda duruyor, şu an işte şansa durmuyor, onu deniyor. Benim duşum zaten elektrikli, hani elektrikli bir duş. O yüzden bilmiyorum, inşallah en azından şu duş kafasını değiştirin, baksanıza nasıl akıtıyor ya.
bayağı bir stres oldum yani. Adam dedi duşun çalışıyor dedi, sadece başlığı değiştirin. Başlık almaya gitti ve tabii duşumuz bayağı böyle bir yarım saat falan çalıştırdı. Kağıt ayı görelim. Adam gider gitmez de duş bozuldu. Adam valla başlık için geldiği zaman söyleyeceğim. Diyeceğim hani yarım saat falan olduktan sonra gördüğün gibi yani çalışmıyor diyeceğim. İnşallah şu duşu değiştirirler. Baksanıza arkadaşlar çok eski ya. Ben böyle duş alırken ilişkiye rezilim. Ay galiba adam geldi. Hemen gideyim adama kapıyı açayım görsün duşu. Arkadaşlar ben tamirci geldi sanarak kapıya gittim. Ama Londra'nın yeni fenomeni gelmiş. Rüya! Merhaba de. Desene. Hani? Rüya da YouTube videoları çekiyor. Hatta kendilerinin hem YouTube hem Instagram hesaplarını hemen şu yan tarafa atacağım. Rüya merhaba de. Merhaba. Ama merhaba. Hoş geldiniz de. Ama sen videolarında söylüyorsun. Ya çekindi şimdi ama mükemmel video atıyor. Şöyle annesi de burada. Annesini takmıyoruz arkadaşlar. Biz bebekteyiz. Değil mi Rüya? Sen seviyor musun video çekmeyi? Evet. Ne çekiyorsun? Anlat bakayım Ezgi ablaya. Tabletimi göreyim. Tamam tabletini gösterecekmişim sen. Sen nasılsın canım? İyidir. Valla rezil oldum işte duş gördüğün gibi. Gelmedim daha. Adam geldi. Dedi ki ne duş dedi hani çalışmıyor bazen. Dedi şu an çalışıyor dedi. Yapacak bir şey yok. Başlığı değiştireyim dedi. Adam çıkar çıkmaz duş bozuldu. Bakayım. Ne kadar güzel çizmişsin sen. Aa çok tatlı. Rüya öpücük yolla bakayım. Öpücük yolla. İşte adama dedim ki ne sen çıkar çıkmaz eğer duş bozulursa hani uzun bir süreden sonra hata veriyor. Video çekelim tamam dedi. Adını da aldım. Ne oldu kız o ne? Sen ne kadar güçlüsün. Rüya oyuncaklar hepsini yanına getirdi. Dedi ki Ezgi abla ki de oyuncak var mı dedim. Yok. Sanmıyorum. Ezgi abla da çocuk. Sanmıyorum dedim getirdik. İşte şimdi adam tekrar gelmesini bekliyorum ki duşa baksın. Geleceğim dedi mi? He, başlık için gelecek. Gelmiş kendine bunu göstereceğim. İtire bak. Rüya benim adım ne? Ezgi. Ezgi teyze? Abla mı teyze mi karışık? Fark etmez. Bence abla olacak yaşı geçti. Allah'ım. Niye canım sen kaç yaşındasın? 28. Evet kız benden küçük bir çocuğu var doğru. Bakayım. Sen 3 yaşında mısın? Evet. Aferin. Doğru söyledim. Sen ben senden büyüğüm. Bak teyze. Bakın teyze nene olacak. Rüya. Sen niye benim kahvaltımı yiyorsun? O benim kahvaltım. O benim ama. Rüya okuldan geldi. Karnı aç herhalde. Kız ben diyetisyene diyete girdim. Ha. Şimdi baktığın zaman diyorsun ya sen bunu nasıl doyacağım? Fazlasıyla doyuyorum. Kaldı işte yiyemiyorum. Baban yiyor bak. Rüya benim. Senin diye ama o benim. Hayır artık Rüya'nın. O benim. Ben sana diyorum ki ne? Çay içmesen de olur. Hayır ben çay seviyorum. Ezgi'ye dedim ki ben gidip çay koyacağım. Ezgi çabuk kalk bana çay yap. Ben peki, çay çok seviyorum çünkü Ezgi bilmiyor. Türk çayı mı istiyorsun İngiliz çayı mı? İkisi karışık. Oo daha ne? Ezgi ikisi karışık tabii ki. Kız ben anlatmamı göstersene. Minik minik ahlama baksana sabah kadar beklerim ki bu dolsun. Valla ömür törpüsü Ezgi. Bu akına kadar içerdiniz. Gel, gel annem size temizlik yaptık. Bir tane sana bakayım Ezgi teyze. Oo. Yolda gelirken diyor ki anne ben Ezgi ablayı çok seviyorum. Dedim Rüya Ezgi abla da seni çok seviyor. Bizim evde anne orada da var. Neyi var sizin evde? Neyi var? Ne, anlamadım ne? Ama sonunda evde de vardı. Marshmallow. Marshmallow mu? Ha marshmallow aynı tamam, evde de vardı veririm. Diyor. Şimdi sana bir tane. O zaten abur cubur delisi. Dur. Ezgi abla şimdi doğru bizim diyor. Çayımızı yapsın. Sen tamam ben sana benim bu bekle. Dur Ezgi teyze sana bir tane versin. Dur bir çekil Ezgi teyze atın. Bunlar mı istiyorsun? Ne? Evet onlar var ya bayılıyor. Günde 3-4 tane yiyor ya. Çok yiyor yemin ederim dur, var ya. Ben yapacağım diyorum. Gel ama bana. Bunu yapacak inanmıyorum. Ne? Git hadi Ezgi abla verecek. Thank you de. Ama hayır öpücüğüm. Evet teşekkür et. Öpücüğüm.
Neyse tamam, çayımızı kurduk. Başka bir şey ister misiniz? Yok, şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Tabii ki de çayın getirdiğini siteme yaptırdım. Bak bak arkadaşlar, bu benim diyet cevizlerim. Bu ne Rüya'nın jelibonu. Hayat işte, önce ben de çok zayıftım. Bu benim jelibonum. Ama çok tatlı jelibonum. Dişine mi takıldı? Benim evet diyet suyum ve cevizim burada arkadaşlar. Çerezleri ben yemedim. Ben yedim. Hepsini sitem yedi gerçekten. Tabakları boş gösterme. Evet, hepsini sitem yedi. Ama ben yiyemem, özür dilerim. Sen en çok hangi jelibonu seviyorsun Rüya? Kola. Kola, bye. Adam geldi, ne yazık ki duş dedi değiştiremeyiz, hani bir daha hata verirse değiştiririz. Ama başlığımı değiştirdi, en azından artık başlık akıtmıyor. Hani belki de sorun oydu. Yani kısa günükar arkadaşlar, bari başlık değişti. En azından onu yaptık. Ben de çamaşır sepetimi buraya koyuyorum. Önce buranın içindeydi, önceki videoda hatırlıyorsunuz. Ama buradan çıkarıp kullanmak çok zor olduğu için buraya koyuyorum. Yani. Şimdi Rüya'la sitemin yanına gidiyorum. Sallana sallana olsa geliyorum. Kesin Rüya yine yiyor. Bak bak bak, Rüya yine yemek yiyor. Rüya. Rüya seni biliyorsun ama. Rüya. O filmini de açmış. Rüya. Hayat sana güzel. Rüya değil. Bazen evde var ya, gidiyor uzanıyor. Anne bir dakika, ben keyif yapacağım diyor. Telefonu eline alıyor. Önüne de abur cuburunu koyuyor. Ben keyif yapıyorum. Keyif yapıyor tabii bak. Rüya dışarıda ne var? Var. Aç bakayım kapıyı. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, aç bakayım kapıyı. Aç bakayım kapıyı. Sen gidecek misin köpeğin yanına? Hadi koş bakayım. Ben ayakkabımı giyeyim. Tamam, ayakkabını giy. Kapatayım. Tamam. Ondan sonra açarım. Hadi ayakkabını giy hemen. Hadi koş. Yusuf neredeymiş? Dur kız, bekle. Bir yavaş geldim. Cesur. Cesur. Redan. Redan. Sürpriz. Abimize köpeği getirmiş. Abimize Cesur, gel oğlum. Vee, bizi beğenmedi Redan mı? Sitem korkuyor gelmez. Sen korkuyor musun Rüya? Rüya eleyecek mi? Gel bak, getir bakayım bize. Ben elesin mi? Tamam, sen arkama geç Rüya. Getir bakayım Cesur'u, biz eleyeceğiz. Niye çok? Getir Cesur'u. Yavaşla. Cesur anne. Hemen gel sana. Gel sana. Sistem diyor ki Redan ne iş var? Redan her gün Cesur yürütürken bana uğrar yani. Rüya gel. Gel severim, gel. O korkuyor. Çok ağır. Cesur. Hoş gelecek mi? Ha, niye ağlıyor bu? Ne yapmak istiyor? Yürümek istiyor. Yürümek mi istiyorum? Ben de yürümek istiyorum Cesur. Arkadaşlar biz yedik içtik, Rüya ile şimdi gezmeye gidiyoruz. Gel Rüya. Biraz yürüyüş yapacağız. Hadi. Şimdi uzay gidebilirsin biraz sen. Rüya öpçük var. Şimdi Rüya bak. De ki, dur bak, buraya de ki ne? Bir sonraki videoda görüşürüz de. Bak oraya. Hayır, onlara bak, onlara. Onlara bak, görüşürüz. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.